İngiltere'nin de yapmış olduğu, ki İngilizler şimdi çok popülerler. İki tane sınıflama var. Bu sınıflamalardan bir tanesi post-COVID sendromu diye geçiyor. Bu COVID geçirdikten 3 hafta sonraki dönem ifade ediliyor. Bir de kronik COVID hastalığı denilen bir grup oluştu. Bu da yaklaşık olarak COVID geçirdikten 3 ay sonrayı kadar geçen bir zaman aralığını içeriyor. Ve bu içerik olarak bakıldığı zaman her 10 COVID geçiren kişiden bir kişi de bu özellikle uzamış COVID, post COVID ya da kronik COVID diye geçirilen bir devre yaşanıyor. Bu 10 kişiden birinde yaşanan COVID sonrası semptomların en fazlası yorgunluk ve nefes darlığı. Ama bunların bir kısmında da kalple ilgili problemler yaşanıyor ve bu kalple ilgili problemler sanıldığı kadarından daha fazla oranda yaşanıyor. Kalpte meydana gelmekte olan çeşitli nitelikteki hastalıklar, yani miyokardit gibi, perikardit gibi, aritmi gibi, kalp yetersizliği gibi bazen için yanan bir hastalık olarak ortaya çıkıyor ve bu gerçekten de ölümcül risklere neden olacak kadar problemler olarak yansıyabiliyor. Bizim şu anki durumda en fazla rastladığımız şey kişilerde meydana gelen aşırı yorgunlukla beraber çarpıntılar ve nefes darlıklarının oluşumu. Bununla beraber COVID hastalığının devam eden bir süreci olduğu kesin. Son zamanlarda farkına vardığımız önemli noktalardan bir tanesi, bu hastalığı 2 haftalık yani olan ve geçirilen bir hastalık olarak görmemek gerekliliği şeklinde.